İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 74. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Konya'dan bizim için geldi. Teşekkür ediyoruz. Seçkin Çiriş, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama araştırma görevlisi. Hakikaten uzun bir yolculuk yapıp bizim için bugün burada çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler paylaşacak. Ve bugün önemli bir soru var aslında aklımızda olan. Fakat sorunun yanıtını programın başında değil, ortasında değil, sonunda verecek bize. 3,5 metre genişlikten 1 saatte kaç kişi geçer diye sorduk. Bakalım ne diyecek Seçkin Bey? Kendisi ODTÜ ve Şehir Bölge Planlama mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de Ulaştırma Mühendisliği'nde yüksek lisans öğrenciliğine devam ediyor. Kentsel hareketliliğin sağlanmasında akıllı ulaştırma altyapı uygulamalarının etkisi üzerine bir bildiri sunumu gerçekleştirmişlerdi Mayıs ayında ve bu bildiri üzerinden bir irtibata geçtik. Bugün de gerçekleştireceğimiz sohbet aslında bu bildiri üzerinden ve Seçkin Bey'in yaptığı yüksek lisans çalışmaları üzerinden gerçekleşiyor olacak. Ben zamanın verimli kullanabilmek açısından çok fazla da daha fazla vakit harcamadan hemen sorularımla başlayayım. Şimdi sizin bana gönderdiğiniz dokümanları ben incelerken gerçekten idealde olması gereken bir cümleyi okudum ve bununla ilgili de görüşünüzü merak ederim. Şöyle diyorsunuz, kentsel alanlarda yürütülen ulaştırma hizmetlerinin en temel hedeflerinden birisi veri toplanması, işlenmesi ve yolculara kolay, anlaşılabilir bilgilendirmelerin yapılmasıdır. Bu herhalde büyük kentlerde yaşayan her kentlinin en önemli problemlerinden ve beklentilerinden bir tanesi olsa gerek. Şu an bu ne kadar mümkün diyerek ben soruma başlayayım. Öncelikle teşekkür ederim bu programa davet ettiğiniz için. Burada olmak benim için çok güzel. Dediğiniz gibi gerçekten aslında şehir planlama, kent planlama, kentin bütününü ilgilendiren, kentin her meslek dalını ilgilendiren, her meslek dalından insanın ilgilendiği, uğraştığı çünkü içinde olduğu bir çevre. Onun için tabii ki merak etmesini biz de tabii ki doğal karşılıyoruz. Bunları bilmesi bizim için önemli. Aslında ulaşım temel anlamda bir veri, yani bir istatistik de öyle, bir veri toplanması. Verinin en önemlisi de bunun işlenmesi, işlenebilir hale getirilmesi. İşlenebilir hale getirilmesi sayesinde aslında az önce bahsettiğimiz o kentin bütününü ilgilendiren, bütününü oluşturan o kişilere ulaştırılabilmesi, onlar tarafından okunabilmesi, onları ilgilendirebilen bir hale getirilmesi önemli. Aslında temel anlamda veriyi biz topluyoruz. Veri toplanmasında hani bir problem yok aslında, veriyi toplayabiliyoruz. Ancak bunların işlenebilmesi için bir altyapıya ihtiyacımız var, bir bilgi birikimine ihtiyacımız var, belki bir tecrübeye ihtiyacımız var. Tabii ki bunun işlenebilmesi için şu an ben çok hani belli başlı büyük kentlerde, özellikle İstanbul'da, Ankara'da ulaştırma üzerine planların yapıldığı, master planların yapıldığı, Antalya gibi, İzmir gibi kentlerimizde biraz daha artık verinin işlenebilmesi safhasına geldiği kanaatindeyim. Ancak yeterli mi kısmında biraz tabii ki tartışılır. Yani biz bunları evet akıllı uygulamalarda artık hani herkesin elinde akıllı telefonlarda mobil uygulamalar sayesinde otobüslerin, toplu taşıma araçlarının ne kadar sürede geldiğini, durağa ne kadar mesafesi kaldığını görebiliyoruz. Evet bunlar bir kişinin, normal bir kentlinin, yani meslekte olsun veya olmasın, bir kentin anlayabileceği bilgiler, ancak tabii bunlardaki doğruluk payı bizim için önemli. Yani güvenlik ve güvenilirlik ulaşımda birbirinden farklı şeyler. Hı hı. Hani güvenilirlik kullanıcıya sağlanan bilgilerin doğruluğu aslında güvenilirlik. İngilizce'de de reliability olarak hani geçiyor, ulaşımda çok kullanılan bir kavram. Burada evet biraz onu tartışmak daha doğru olabilir. Hani yani güvenilirlik kısmında evet biraz altyapısal olarak bazı problemler gereği biraz daha yani
tam bir geçiş aşamasındayız diyebiliriz. Zaten biraz sonra örneklerle açarız diye düşünüyorum bu güvenilirlik meselesini. Evet. Neden güvenilir veri toplama ya da veri işleme konusunda sıkıntı yaşıyor olabileceğimizle ilgili. Şimdi sizin aslında konunuz akıllı ulaştırma ve altyapı sistemleri. Yolcu ve yük hareketlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi için hareket ile ilgili her türlü veriye kolay erişim sağlanması için bir araç olarak bunlar çıktı. Biz de mekan ve insan kapsamında akıllı kentsel sistemler üzerine Koray Veli Beyoğlu hocamla da dahil olmak üzere birkaç program yaptık aslında. Tabii her bir kentsel hizmet farklı bir akıllı uygulama ve altyapı gerektiriyor. Ama spesifik olarak bugün tabii ulaştırma üzerine gidiyoruz. Şimdi öncelikli olarak bu akıllı altyapı ve akıllı ulaşım açısından Türkiye'de biz bunun neresindeyiz diye sormak istiyorum size. Soruyu da biraz müsaade ederseniz açayım. Siz böylelikle cevap verirken çok daha farklı yerlere doğru da gidebilir. Bizim sistemlerimiz ne kadar entegre? Yani ben akıllı bir ulaşım sistemi dediğim zaman sadece kentsel ulaşımdan mı bahsediyorum, yoksa kırla kenti de artık bunun içine dahil ettiğim, hatta kentler arası, iller arası ulaşımı da bunun da içine dahil edebildiğim bir planlama sistemi, işte ölçümleme sistemini öngörebiliyor muyum? Aslında biz bu işe sadece şu an için aslında kent içi olarak başladık. Yani bir kentin ulaşım master planı, ulaşım ana planı yapılırken kent içerisinde, yani kentsel alan içerisinde kullanılan işte raylı sistemler, tramvay, metro, hafif raylı sistem, hafif metro, otobüs, lastik tekerlekli ulaşım dediğimiz otobüs, metrobüs İstanbul için konuşacak olursak metrobüsü de dahil edebiliriz. Bunlardan başladık aslında. Biz şu an kent içi ulaşım sistemlerini birbirine entegre etmeye çalışıyoruz. Şu an için en elle tutulabilir örnek kullandığımız, az önce de bahsettiğimiz, kullandığımız mobil uygulamalar. Mobil uygulamalar sayesinde tabii ki hani herkes kullanıyor, herkes biliyor. Tabii o da ayrı tartışılması gereken kullanılabilirlik, yani verinin kullanılabilirliği ziyade programın da kullanılabilirliği önemli. Bir başlangıç noktası, bir bitiş noktası giriyorsunuz. Alternatifleri sıralıyor. Tabii ki burada her ulaşım aracı kullanan insanın, tabii ki kendi fikrim, her ulaşım aracı kullanan insanın en büyük, hatta bence ya en büyük amacı, isteği daha doğrusu, en hızlı şekilde ulaşabilmek. En hızlı, hatta tabii ki biraz daha genişletecek olursak, en hızlı, en ucuz, en kısa yoldan, en güvenli. Tabii ki bunları sağlamak ne kadar mümkün? Onlar tabii ki başka bir konu. Ama biz kent içinde bu işi biraz yürütüyoruz. Kentler arasında asıl konuşulması gereken de o. Çünkü artık ülkemizde özellikle ulaştırma yatırımlarına çok ciddi bir pay ayrılıyor. Özellikle hızlı tren yatırımları şu an gündemde. Ankara-İstanbul arası, Konya-İstanbul arası hızlı trenlerin çalışmasıyla beraber aslında kentler arası erişim, kentler arası ulaşım da ciddi bir göz önünde bulundurması gereken bir konu haline gelmeye başladı. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a hızlı tren için gittiğinizde ortalama 3 saat, 50 dakika, 4 saatlik bir süre. 4 saatlik bir süre aslında şu an için hani Avrupa ile kıyaslayınca da çok ciddi süreler değil. Onlara tabii ki yaklaşmaya çalışıyoruz. Bunların da kent içi ulaşım sistemlerine entegre edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü siz aslında Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum dediğinizde terminalden terminale gitmiyorsunuz. Evinizden çıkıyorsunuz, terminale gidiyorsunuz. Terminalden Ankara terminaline, İstanbul terminaline gidiyorsunuz. Tabii ki terminalde olmayacağınız, kalmayacağınız için oradan da bir eve ya da bir iş yerine, hangi amaçla gittiyseniz, okula, eğitim amaçlı gittiyseniz, oraya da bir erişiminiz olması gerekiyor. Ama baktığımızda sadece atıyorum Ankara terminalinden İstanbul terminal 4 saat diyoruz ama tabii ki 4 saat değil. Bunun içerisinde kent içi ulaşım sistemlerini de entegre ettiğimiz zaman kullanıcı, evet Ankara'dan ben İstanbul'a tren 4 saat yazıyor ama ben 1 saatte Ankara'da ulaşıyorum, 1,5 saatte, yani örnek farazi olarak 1,5 saatte İstanbul'a ulaşıyorum, ediyor bana 6,5-7 saatlik bir süre. Bunları kullanıcıya sağlayabilirsek, altyapının hani etkisi olarak kullanıcıya sağlayabilirsek, bence daha doğru tercihlerin, daha verimli tercihlerin yapılabildiğini düşünüyorum, yapılabileceğini düşünüyorum. Bu kullanıcı perspektifinden. Bir de tabii ki bunun arz perspektifinden değerlendirecek olursak,
ulaştırma araçlarında tabii ki daha verimli kullanılması anlamına geliyor. Doğru. Yani sinyalizasyon sistemleri tabii ki bunların daha küçük parçası, daha mikro ölçekte ama resme bütünden bakacak olursak, büyük perspektiften bakacak olursak bir noktadan bir noktaya erişimde kullanıcıya bu bilgilerin sunulması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de bu konuda özellikle Türkiye'de bir şekilde aslında el yordamıyla sorarak buluyorsunuz. Evet. Ama aynı şeyi birazcık daha sınırların ötesine çıktığınız zaman başka bir ülkedesiniz. Seyahat planlıyorsunuz örneğin. Ben bunu çok yaşıyorum. Benzer şey Türkiye'ye gelen insanlar da yaşıyorlardır diye düşündüğüm için söylüyorum, bu örneği de veriyorum. Uçak biletini işte en ucuz olmasına göre alıyorsunuz belki. Fakat indiğiniz anda hedef noktanız dediğiniz gibi terminalde kalmak değil. Evet. Bir yere gideceksiniz oradan. O noktadan, terminalden çıkıp hedef noktanıza ulaşacağınız şeyin de o planlama sistemine dahil olması ve aslında kesinlikle ücretlendirmeye dahil olması lazım kesinlikle diye düşünüyorum. Çok aslında neden yurt dışı örneği verdim ki? Geçenlerde bu yaz İzmir için yaşadım bunu. Uçak biletimi aldığım saatten İzban bitiyormuş. Ben İzban'ın bittiğini, o saatte bittiğini varsaymıyorum. Kabul, nedense 24 saat çalışıyor, hani şey azalıyor ama frekansı azalıyor ama 24 saat çalışıyor gibi yanlış bir bilgiye sahiptim. Ondan ötürü uçağın saatini çok önemsemeden aldım ama onunla birlikte aslında benim ücretim de çok yukarı çıkmış oldu. Oysa ki dediğiniz gibi bir sistem benim başlangıç noktamı, bitiş noktamı şey yaptığında optimum benim seçeneklerimi de bana sunar. Çünkü belki bizim sizin biraz önce söylediğiniz ama bu sistemlerde çok öne çıkmayan bir şey de güvenlik meselesi. Evet. Gece saatinde işte siz taksiyle seyahat etmeyi tercih etmeye bilirsiniz. Ya da işte daha fazla yolcunun kullanacağı bir toplu taşıma sistemini kullanmayı özellikle tercih edebilirsiniz. Bu seçenekleri de görebiliyor olmak açısından. Evet. Dediğiniz gibi bunun hem arzı hem talebi tarafından önemli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sizin gene bildirinizde başka bir meseleye geri gelmek isterim. Kentsel hareketlilik, bunun oluşturan 5 ana unsur var diyorsunuz. Siz daha örneklerle, somut örneklerle açıklamanızı rica edeceğim ama bunlardan bir tanesi, ben bu hareketi neden yapıyorum, amacı. Biraz önce de söylediğimiz gibi başladığım ve bitiş noktam, motorlu ve motorsuz altyapım. Yani yaya olarak ve taşıtları kullanarak yapacağım şey, trafik yönetimi ve planlaması ve yol güvenliği diyorsunuz. Ve akıllı altyapı uygulamalarıyla da bunları iyileştirme aslında bizim hedefimiz bir noktada. Bize öncelikli olarak bunlar tam olarak nedir, neye tekabül eder, bu unsurlar nedir ve hani biz bunları nasıl iyileştirebiliriz? Tabii ki. Aslında lisans hayatımda ulaşım dersine ilk girdiğimde hocamız ulaşım nedir? Ela Hoca'dan diye bir aldınız ayar, herhalde. Aynen. Ela hocamız. Onu da analım sevgilerimizin için. Evet, aynen. Yani ulaşım nedir diye bir soru. Yani tabii ki o zaman çok kapsamlı şeyler hani bekliyoruz. Ulaşım işte dolmuştur, minibüstür. Üniversite öğrencisi olunca aklımıza ilk gelenler işte Ego kartıdır Ankara'da o zamanlar. Sonradan düşününce hani ben mezuniyetimden sonra aslında ulaşımı ben bir kelimeyle hareket olarak tanımlayabilirim. Çünkü hareket bir noktadan bir noktaya herhangi bir insan olabilir, bir eşya olabilir, bir haber olabilir. Bir yerden bir yere hareket etmesi gerekiyor ki oradan oraya ulaşabilsin aslında. Yani bu da bir hareketlilik aslında ilk başladığında bir amaç dahilinde gerçekleşiyor. Ulaşım planlamasında konvansiyonel yöntem dediğimiz dört aşamalı modellerde en başında aslında yolculukların amaçlarına göre sıralıyoruz. Diyoruz ki işte eğitim amaçlı mı, iş amaçlı mı, ne amaçlı bir yolculuk yapıyor? Bir yerden bir yere tatil bile bir amaç aslında. Aslında hareketlilik de buradan geliyor. Hareketli olabilmek diye tanımlanabilir hareketlilik. Hareketli olma durumu, hareketli olma durumu diyebiliriz. Bir amaç dahilinde gerçekleşiyor. Bu amacı hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Kent içi sistemlerde de sonuçta sabah çıkan bir insan eğitim, iş, herhangi bir amaç için evinden çıkıyor. Bu en temel unsurlardan bir tanesi. Aslında hareketi başlatan bir unsur amaç dahilinde. Tabii ki az önce söylediğim gibi bir haber bile olsa bir noktadan bir noktaya uğraşıyor. Yani posta gönderiyorsunuz, Ankara'dan çıkıyor, İstanbul'a gidiyor, buradan çıkıyor, işte Şişli'den Gayrettepe'ye gidiyor gibi. Başlangıç ve bitiş noktası olması gerek, yani bunda bir önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Tabii ki
bir hareket gerçekleşmesi için o hareketi gerçekleştirebilecek en temel unsura ihtiyacınız var. O da altyapı, yani ne üzerinden gidecek? Araçsa yol, postaysa yine bir postacı, bir araca ihtiyacımız var, bir altyapıya ihtiyacımız var. Uçaksa bu bir terminal olabilir, altyapıya dahil olabilir. Yine döneceğiz, bir yerden bir noktaya giderken güvenli bir şekilde gitmesi bizim için önemli. Yani eşya da olsa, bir insan da olsa bunun güvenliği aslında en önce gelen unsurlardan bir tanesi olmalı. Tabii ki bu hareket sırasında da bunun yönetilmesi ve planlanması önemli. Kaçta kalkacak, atıyorum bir otobüsten bahsediyorsak, kaçta kalkacak, kaçta varacak, kaçta mola verecek, mola süresine kadar. Aslında bu bir planlama, bu bir yönetim aslında. Hareketliliği ben hani en genel çerçevede her unsur için değerlendireceğim. Bu beş temel unsur üzerinden devam ettirmek, bu temel unsur üzerine oluştuğunu gösterilmek amaçlı bir fikir ortaya atmıştım orada bildiride de. Aslında bu şekilde yani. Şimdi tam da bu noktada akıllı ulaşım sistemleri diyorsunuz ki bunları da iyileştirmek için kullanılabilir ve işte ücretlendirme, trafik planlaması ve toplu taşıma uygulamaları gibi kolaylıklar ve avantajlar sunabilir diyorsunuz. Şimdi aslında biraz program öncesi her konumla biraz sohbet ediyorum. Sizinle de ettiğimiz sırada size verdiğim bir örnek vardı. Ben onu önemli buluyorum. Akıllı ulaşım sistemlerinin özellikle bizim, yani Türkiye'nin ve Türkiye'nin büyük kentlerinin bazı önemli altyapısal sorunları ya da hali hazırdaki ulaşım ve hareketlilikle ilgili kabul etmemiz gereken bazı şeyler bizim uluslararası camiada sözünü ettiğimiz akıllı ulaşım ve ulaştırma sistemlerinden biraz farklı algoritmik ya da algoritmik olmayan, algoritmik olmayan bazı parametreler giriyor sistemin içerisine. Misal benim her gün iş, yani amacımdan başlayalım. Gün işte işimden evime dönerken başlangıç ve bitiş noktam belli, amacım belli, evime dönmek. Aracımı sorduğum zaman uygulamalara, birçok akıllı uygulamaya sorduğum zaman bana önereceği şey ücret ve zamanla ilgili alternatifler sunar. Diyor ki şunu yaparsan bu en ucuzu, şunu yaparsan bu en az yürümesi, şunu yaparsan bu en kısa sürede gideceğin gibi böyle alternatifler sunuyor. Ve bu üç opsiyonda da aslında bu üçünde de hem en ucuzu, hem en az yürümesi, hem de en hızlısı benim bu yolculuğumda metro, ardından Zincirlikuyu'dan metro olacaktır. Fakat burada öngöremediği şeylerden bir tanesi şu olacak ne yazık ki. Bir, benim yaya olarak yürüyüş konforum. Yani metro ile metrobüsün bağlantısı arasında ne yazık ki biz algoritmik olarak sanki onlar bağlantılıymış. Aynı durakmış gibi gözüküyorlar çünkü. İkincisi, benim başlangıç ve bitiş noktamın seyahat zamanını da eklediğiniz zaman, yani gün ortasında belki bu kadar ciddi sıkıntı yaşamam ama iş çıkış saatinde normalde 40 dakika sürmesi, yani bir matematiksel olarak 40 dakika sürmesi varsa süreceği varsayılan bu ulaşım, ben Zincirlikuyu'da metrobüse binemeyeceğim için, ben acemi bir metrobüs kullanıcısıyım çünkü atlayamıyorum. herhalde orada da ben bir yarım saat geçiririm diye düşünüyorum. Bindiğim zaman da çok konforlu olmayacak zaten. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında sistem bana avantaj sağlamaya çalışırken beni yanlış yola sevk ediyor. Bana daha uzun ama daha konforlu bir yol sunabilir çünkü. Ama ben çok şey yaptım, denedim. Bir sürü şeyi ayarı açtım, kapattım farklı falan. Sunmuyor mesela. İnatla bunu sunuyor. Çünkü hakikaten dediğim gibi hem yürüme mesafesi, hem ücretlendirmesi, hem de zamansal olarak en kısa rota hakikaten bu. Şimdi bu tip problemlerle ilgili algoritmaların çöktüğü zamanlar oluyor mu? Ya da sizin bildiğiniz böyle durumlarda bizim algoritmik ya da matematiksel formüle vurmakta zorlanacağımız şeyleri ne yapabiliriz? Aslında burada biraz işin içine modelleme dediğimiz bir kavram girebilir. Hani çünkü modellemede aslında gerçek hayatla ilgili mevcut durumu iyi bir şekilde modelleyebilirsek, ileriye dönük alternatiflerin üretilmesinde, işte akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz akıllı ulaşım alternatiflerinin belirlenmesinde, farklı ulaşım araçlarının denenmesinde daha başarılı olabiliriz. Dediğiniz gibi aslında Zincirlikuyu aktarma noktasında siz direkt otobüsten inip bir anda metrobüse, ya da metrodan inip bir anda metrobüse biniyormuşsunuz gibi bir hesap yapıyor. Evet.
Oradaki mesafe aslında ilk başta en temel olarak bu süre ayarlanırken bunların mevcut durumun iyi bir modellenmesi taraftarıyım. Hani gerçekten o mesafeyi gerçekten bir insana yürüterek ya da ölçüm yaparken işte normal bir insanın yürüme hızı örnek veriyorum 3 saatte 3 kilometre bölü saat ise işte kaç metrelik bir mesafe var buna göre ayarlayıp ya da bir ölçüm yapıp bu ölçüme göre bir mevcut durumun aslında ilk olarak bir analiz edilmesi gerekiyor. Zaten aslında belki bazı yanlışların ortaya çıkmasının da sebebi belki bu olabilir. Çünkü ilk olarak mevcut durumu biz doğru analiz etmeliyiz ki ileri yönelik modellemelerde bu sayıları kalibre etmeye başladığımızda daha güçlü veriler elde edelim. Ama gerçek durumla ilgili bu yani doğru modelleyememek ya da gerçek durumu iyi yansıtamamamızın sonuçları olarak da sizin yaşadığınız problem ortaya çıkıyor. Yani başka ulaşım araçları arasında da olabilir, otobüsle metro arasında da olabilir. Bu yürüme mesafelerinin iyi hesaplanıp o az önce ilk başta bahsedilen o verilerin ortaya konması, verilerin doğru toplanması açısından önemli olacağı kanaatindeyim. Şu an için tabii ki İstanbul'da bu üzerinde çalışılan bir şey, üzerinde çok çalışılan bir şey aslında. Ama daha iyi gittiği kanaatindeyim. Her zaman geçtikçe daha iyi olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü nüfus artıyor, sayı artıyor, alternatifler artıyor. Hava şartları, iklim şartları bunlar göz önünde bulundurmalı. Nasıl ulaşımda biz zirve saat dediğimiz işte sabah saatleri 7-9 tabii kentten kente değişir. Akşam 5-7-6-8 İstanbul'da tabii ki daha fazla. Hatta belki İstanbul'un zirve saati yok denebilir. Öğlen de trafik oluyor. Doğru. Hani, aynen farklı değişik dinamikleri. Yani İstanbul için belki de çok farklı parametrelerin de ortaya konması, ekstra evet. durumların hani iklimsel şartlar bile bir metrobüsü etkileyebiliyor. Kesinlikle. Çünkü yeryüzünde yani yer üstünde çalışan bir, yani yer altında olmadığı için yer üstünde çalışan bir sistem belli başlı yerler dışında. Tabii ki bunların da dediğiniz gibi işte farklı durumlar, iklim şartları dediğimiz kaza bunda önemli. Bir metrobüs hattında bir kaza, ya ben duyuyorum kaza olduğunda tabii ki sistem kilitleniyor aslında. Seferler duruyor, duraklarda birikmeler olmaya başlıyor. Bunların da ortaya, bunların da çözümü için bir yöntem olabilir. Şimdi tam bu noktada daha önce de söylediğiniz bir şeyle ilgili olarak şeytanın avukatlığını yaparak bir soru soracağım. Veri toplanıyor aslında dediniz ya. Evet. Şimdi bizim gene ulaşım sistemlerimizin çok kendine özgü doğal yapılanmaları var. Bunlardan bir tanesini gene program önce sohbet ettik. Benim de üzerine çalıştığım konulardan bir tanesi minibüs. Şimdi veri var mı derseniz var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporlarından ya da ulaşım raporlarından en güncel olanlarını çektiğiniz zaman size günlük yolculuk sayısı veriyor. Fakat ne yazık ki bunu da söylemekte ben şey görmüyorum, problemli olacağını düşünmüyorum. Ama benim bu kendi yaptığım araştırmalarla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gidip görüştüğümde bu rakamlara nasıl ulaşıyorsunuz dedim. Çünkü şey çok tahmin edilebilir. İstanbul'da vapur kullanıyorsanız, İstanbul'da otobüs kullanıyorsanız, İstanbul'da raylı sistem kullanıyorsunuz, rakamlar yani yolculuk rakamları İstanbul Kart üzerinden evet. hesaplanıyor. Çünkü zaten nakit ödeme şansınız yok. Ama minibüs öyle değil ya da dolmuş da öyle değil. Evet. Dediler ki dolmuş ve minibüsün içine takılan kameralardan belirli günler işte hafta günü ve hafta içi ve hafta sonu hani örnek olabilecek, emsal olabilecek günler seçilip o günlerde o kameralardan kafa sayısı sayıyoruz dediler. Evet. Şimdi bana da bu ne hem doğru olabilecek bir şey ne de gerçekten inandırıcı geldi. Yani verilerin iyi toplanması ile ilgili olarak. Bu veri toplanabilecek tek yöntem olduğu için muhtemelen böyle yapıyorlar bu arada. Evet. Onun dışında toplanabilecek şu an hali hazırda bir şey yok. Tek şans işte minibüsleri de dolmuşları da İstanbul Kart'ta entegre etmek olabilir ki böyle bir niyetleri ve projeleri olduğunu da belirttiler tabii. Ama bu ve buna benzer bir sürü kaybolan veri baktığınız zaman İstanbul özelinde konuştuğumuz özellikle milyonlar demek. Evet. Şimdi biz gene İBB'den aldığım rakamlara göre İstanbul'da minibüsle günlük yapılan yolculuk yaklaşık 8 milyon civarında. Bunun birazcık altı, birazcık üstü 7 milyonla 9 milyon arası bir oynama demektir. 7 milyona 9 milyonluk oynama demek farklı bir ulaşım planlaması demek olmaz mı?
O yüzden hani o veri toplama konusunda biz gerçekten her şeye bu kadar güvenebilir miyiz ve akıllı ulaştırma sistemlerine doğru giderken hakikaten daha başka bir yerlerden başlamamız gerekmiyor mu? Ben şeytanın avukatlığını yapayım. Topu bana. Topu size atayım. Dediğiniz gibi aslında veri toplanması çok önemli ama Türkiye'de de ciddi bir minibüs dolmuş. Tabii biraz ikisi farklı, yani çıkış anlamı, çıkış olarak teorik ikisi farklı ama hani biz ortak kabul edersek para transit dediğimiz sistemler aslında ciddi bir kullanıcısı var. Ben bunun kendi adıma ben de bir dolmuş yeri geldiği zaman kullanıyorum. Çünkü ben kendi adıma biraz hızlı olduğu için çünkü belli bir durak şeyleri yok. Belli bir durakta durma zorunluluğu yok. Hızlı bir şekilde gidiyor. Başta bahsettiğimiz en hızlıyı tercih etmeye çalışıyoruz. Hani bir yerden sonra paranın da önüne, yani ücretin de biraz önüne geçmeye başlıyor. Bu kentler arası ulaşımda da böyle. Hep en ucuzu seçiyoruz. Siz de dediğiniz gibi uçak 50 liraya hani bilet buldum. Hani uçak bileti ama halbuki o 50 lira değil. Hani 20 lira kent içi, 20 lira da öbür kentte ediyor 90 lira. Evet. Aslında dolmuşlar göz ardı edilmemesi gereken bir kentsel ulaşımda bir etken. Ciddi bir verdiğiniz veriye, verdiğiniz sayı ciddi bir sayı. 8 milyon kullanıcı. Bunu göz ardı ederek ulaşım planlaması yapmanın da tabii ki çok doğru sonuçlar vereceğini söyleyemeyiz bu kadar kullanıcının içerisinde. Tabii ki belli başlı alternatifler var. Sizin de söylediğiniz gibi bunların yani yolcuların daha rahat sayılabilmesi için diğer sistemlere daha rahat entegre edilebilmesi için bunların kart, elektronik kart sisteme geçilmesi. Ama bunun üzerinde tabii ki çalışıyorlar ama bu ciddi bir çalışma gerektiren bir durum. Çünkü yıllarca böyle alışılmış bir sisteme geçmek çok kolay olmuyor. Ankara'da da özel toplu taşıma araçlarını bir anda ücretten, yani para olarak ücretten karta geçirmek çok kısa sürmedi. İnsanların, yani kentlilerin, yolcuların, kullanıcıların alışma süresi biraz zaman alıyor. Tabii ki bunların bizim sistemimize, yani akıllı ulaştırma sistemlerinin kullanıldığı, örnek verecek olsa kartlı sistemlerin kullanıldığı diğer ulaşımlarla entegre hale gelmesi demek, bizim dediğiniz gibi daha doğru bir sonuca ulaşmamız için çok önemli bir aşama olacaktır. Çünkü ciddi bir kullanıcısı var ve kullanıcısı azal, yani bir istatistik veri olarak hani şu an belki bir şey söyleyemeyiz ama hani çok ciddi bir azalma da göstermeyecektir. Çünkü aynı etkinlikte devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Yıllardır devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Şu an için tabii ki kartlı sistem geçen iller var. Ben Adana'da bunu tecrübe ettim. Kart bir alternatif ama hala ücret ödeniyor. Yani tabii ki bu geçiş süreci için mantıklı ama insanları belli bir talebi ulaştırmada talebe göre değil, talebi yönlendiren yöntemler aslında önemlidir. Şimdi talebe göre yaparsanız insanlar para vermekten memnun. Ama siz talebi yönlendirirseniz, yani evet bak kart kullanılıyor. Kart görselleri şu an girmemize gerek yok. Kart kullanmaya itebilirsek insanlar da zamanla bu kullanıma geçeceklerdir. Ve bu yine bahsettiğimiz gibi hem talep hem de arz perspektifinden de en doğru sonucu vermeye, en verimli kullanmaya olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Benim merak ettiğim ve ilk defa da sizin bildirinizde gördüğüm, öğrendiğim bir kavram vardı. Proaktif trafik yönetim altyapısı. Bu dedektör ve sensörler aracılığı ile trafik yoğunluğu ve hızını tespit edip belirli ayarlamaların ve düzenlemelerin yapılmasından bahsediyorsunuz. Biraz da bundan bahsetmenizi rica edeceğim ben. Bu konuyu anlatırken 15 numaralı görselden faydalanabiliriz. O sistemi daha iyi anlamamız açısından, izleyicilerimizin de daha iyi anlaması açısından. Aslında proaktif trafik yönetim altyapısı dediğimiz hareket halindeki araçları belli başlı sensörler yardımıyla hareketlerini algılayarak hız verilerini, zaman verilerini bir noktadan bir noktaya ulaş mesafelerini ayarlayarak da belli başlı sinyal düzenlemeleri yapan bir sistem ve bunu eyleme dönüştürebilen bir sistem. En önemli özelliği de bu. Yani en bizim güncel olarak kentlerimizde kullandığımız yeşil dalga sistemleri, trafik ışıklarında gördüğümüz sinyalizasyon, yani sinyalize kavşaklarda gördüğümüz yeşil dalga 50 km/s veya 60 km/s aslında
İlk başta ölçüm yapılarak araçların belli bir akış hızına göre, o yolun belli bir akım oranına göre düzenlenmiş. İşte bir saatte 500 araç, 100 araç, 2000 araç geçebilecek gibi bir sisteme göre düzenlenmiş bir aslında unsur. Bunda en önemli şeylerden bir tanesi tahmin yürütebilmesi. Yani mevcut durumu ölçüp, mevcut durumda araçların hızlarını ölçüp, bir tahmin yürüterek bir noktadan geçen bir araç var. 50 km/s saniye, 50 km/s hızla giden bir araç. 100 metrelik bir mesafe varsa ışığa işte kaç dakikada alır? Bunun hesabını yapıp ona göre yeşil, yani ışıklarda yeşil ve kırmızı ışık, sarı ışık düzenlemesini yapabilen bir sistem. Bunun en büyük avantajları özel araç kullanımı da dahil, lastikli toplu taşıma da dahil, yani karayolunu kullanan araçlar için yolculuk süresinde kısalmalar. Yani durmadan devam eden, süre gelen bir akış meydana getirmesi. Bir noktadan bir noktaya gittiğini varsayarsak. Tabii ki bu yolun, trafiğin, altyapının da verimli kullanılması anlamına geliyor. Daha çevresel faktörleri de işin içine sokabiliriz. Sonuçta araçların her durma ve kalkmalarında daha fazla enerji tüketimi, daha fazla çevreye olan hasarını göz önünde bulundurursak, bunlar yani çevresel olarak da bir olumlu etkiye sahip olduğu kanaatindeyim. Bunun dışında örneğin bir örnek vermek gerekirse, örneğin raylı sistemlerle, raylısı atıyorum bir tramvay düşünelim. Bir tramvayla bir aracın kesiştiği bazı noktalar oluyor. Hani ulaştırmada geçiş üstünlüğü dediğimiz right of way olarak hani C kategorisine sahip bir tramvay sistemi. Çünkü ortak olarak kullandığı bazı noktalar var. Örneğin kavşak noktalarında tramvayın geçiş üstünlüğü olması proaktif sistemler tarafından sağlanabiliyor. Yani tramvayın geldiğini önceden algıladığı anda araç trafiğini kırmızı ışığa yönlendirip tramvayın kesintisiz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Tabii ki bu da tramvayın süresini kısaltıyor. Yani yolculuk süresini bir noktadan bir noktaya. Tabii ki bu da kullanıcı açısından cazip bir şey. Yani durmadan, kesintisiz gitmesi, sadece duraklarda, belli başlı tabii ki altyapı ile ilgili durumlarda, makas noktalarında yavaşlayabilir ama özellikle ışık noktalarında, kavşak noktalarında, sinyalize kavşak noktalarında bir ciddi bir üstünlük sağlıyor. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de ekleyebilirim. İki aracın kesişim noktaları dediğimiz, yani sinyalize kavşaklarda da ülkemizde uygulanan yerler var mı bilmiyorum ama aslında trafiğin yoğunluğuna göre de sinyal düzenlemesi yapılabilir. Biz tabii ki her zaman bakıyoruz 40 saniye, hep 40 saniye. Sabah gelse 40 saniye, akşam gelse 40 saniye çok yoğun, öğlen boş yine 40 saniye. Halbuki akşam saatlerinde bir kavşağın bir kolunda, bir akım kolunda daha çok araç talebi varsa, bunu algılayan bir sistemse 40 saniyeye, 60 saniyeye yeşil süresini arttırıp akışı daha verimli hale getirebilir. Böyle avantajları var tabii ki. Şimdi biz programın başında izleyenlerimize bir söz verdik. Dedik ki 3,5 metre genişlikten 1 saatte kaç kişi geçer sorusunun yanıtını programın sonunda vereceğiz dedik. Şimdi ben zaman açısından programın sonuna yavaş yavaş geldiğimiz için bu soruyla tamamlamak isterim. Eğer sizin tabii eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa. Sağ olun. Şimdi bunu sempozyumda sunumun sonunda ben izleyicilere, dinleyenlere daha doğrusu dinleyenlere sorduğumda tabii ki farklı farklı sorular geldi. Neye göre? Nasıl bir genişlik? Yatay mı? Dikey mi? Yani tabii ki insanın aklına her şey geliyor. Yani öyle bir üstü kapalı bir soru atınca ortaya. Sadece tabii ki sunumun konusu belli. Evet, ulaşımla ilgili ama nasıl bir genişlik? Nasıl geçireceğiz? Yan yana mı soranlar oldu? İnsanlar el ele tutuşarak mı geçecek? Tabii ki yani farklı farklı yönden alternatifler geldi. Aslında bugünkü konuşmayı da özetleyen bir soru olacak. Yani sorunun cevabı aslında özetleyen bir cevap olacak. En başta bahsettiğimiz, biz bir noktadan bir noktaya giderken, aslında belki biraz ütopik olacak ama söylediğimiz gibi en kısa sürede, en ucuz, en güvenli, işte en konforlu, bunları istiyoruz. Ama tabii ki bu ne kadar mümkün olabilir? Şu anki şartlarda herhalde dünyanın hiçbir yerinde çok mümkün bir şey değil. Burada önemli olan aslında 3,5 metreden kastımız, aslında biraz hayal gücümüzü biraz da genişletecek olursak 3,5 metreyi aslında her şeyi sokabiliriz. Yani bir sokak olabilir, bu bir yol olabilir, bu bir raylı sistemlerin, bir trenin, bir vagonun bir genişliği olabilir. Yani içinde bulunduğu rayların genişliği olabilir.
Aslında ben bu soruyu sorduğumda tabii ki 100, 200, 500 bir sürü herkes kendi düşüncesine göre bir şeyler söylemişti. Biz hareketlilik dediğimizde, hareketliliğin sağlanabilmesi, bu mobilitenin sağlanması dediğimizde aslında temel hedefimiz bunlar. Yani en güvenli bir şekilde belli bir süre içerisinde ne kadar çok yolcu taşıyabilirsek, güvenli bir şekilde tabii ki, ne kadar çok yolcu taşıyabilirsek, ne kadar çok kişiyi bir yerden bir yere taşıyabilirsek o kadar etkin bir sistem kullanmış oluruz. O kadar etkin altyapı, o kadar etkin kullanmış oluruz. Özel araçlarla değerlendirilebilir, toplu taşımayla değerlendirilebilir ama burada da tabii ki burada da bir görselimiz vardı. 17 numaralı görselde de aslında toplu taşımada diğer toplu taşıma araçları, özel araçta da toplu taşımada da saatlik hacimler var. Yani bir saatte bir yönde burada gördüğümüz sayılar, atıyorum metrobüs için 20 bin. Tabii ki bir ideal, yani bu kentten kente değişebilir. İstanbul'da farklı olabilir, Bogota'da farklı olabilir, Güney Amerika'da farklı olabilir ama ideal rakamlar. Bir saatte aslında burada gördüğümüz bir banyo treninin de sonuçta hareket ettiği alanın genişliği maksimum 3,5-4 metreye çıkıyor. Tabii ki saatli taşıdığı bir yönde bir aracın taşıdığı, bir sistemin taşıdığı rakamlar burada mevcut. Buraya bakıldığında tabii ki ilk başta herkesin aklına sokak belki gelebilir. Hani sokaktan da kaç tane insanı geçirebiliriz, koşarak mı geçecekler vesaire gibi bir şeyler oldu. Aslında çeldirici soru gibi. Burada metro, yani raylı sistemler, bu sürdürülebilirlik, sürdürülebilir ulaşım, akıllı ulaşımda en büyük hedeflerden bir tanesi toplu taşımanın teşvik edilmesi. En temel hedeflerden bir tanesi olduğu için toplu taşımanın ne kadar bizim için faydalı olduğunu hem çevresel anlamda ki bu göstermiyor ama tabii ki raylı sistemlerle bir normal benzinle çalışan bir araç tabii ki kıyaslanamaz çevreye olan etkisi ama bir saatte taşıdığı bir aracın bir yönde bir saatte taşıdığı rakamlar buraya bakıldığında aslında konuşmanın başında da kentler arası da düşünülmeli mi? Evet, düşünülmeli. Çünkü artık çok kullanılan, özellikle Türkiye için banyo sistemlerinde bir saatte biz bir noktadan bir noktaya 100 bin yolcu taşıyabiliyoruz. Evet. Aslında bu da hani sorunun cevabı tabii ki kişiler, yani izleyicileri ne kadar tatmin eder, daha farklı bir şeyler mi bekliyorlardı bilmiyorum ama sonuçta ben maksimumun bu olduğu kanaatindeyim. Metrolarda tabii ki bu sistem, bu rakamlar değişebilir. En ideali, en maksimumu 80 bin olarak geçiyor. Tabii ki bunlar da kentsel hareketliliğin sağlanması konusunda çok ciddi rakamlar. Evet. Sevgili Seçkin, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Geldiniz, bizimle çalışmanızı paylaştınız. Sevgili Mekan ve İnsan izleyenleri, ümit ederim ki sizin için de keyifli bir sohbet gerçekleştirebilmişizdir. 16 Eylül Pazartesi gelecek hafta saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 75. bölümünde Mete Korhan Özkök'ü ağırlayacağım. Ve kendisiyle coğrafi işaretli sosyal medya verilerinin bölgesel aktivite örüntülerini çözümlemede nasıl kullanıldığına dair Eceabat ilçesi örneği üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mekan ve İnsan'ın geçmiş ve gelecek programlarından haberdar olmak için konuklarıma sormamı istediğiniz soruları bana önceden bildirmek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, Facebook ve Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi ihmal etmeyin. İyi akşamlar.